kuvvetli asitler %100 iyonlaşarak çözündükleri için başlangıç derişimine göre hemen iyonların derişimini bulmuşuz. Zayıf asit bazlar suda çok az iyonlaşarak çözündükleri için de onların denge tepkimeleri halinde pH, pOH hesaplamalarını yapmışız. Denge sabitlerini hesaplamışız. Ka, Kb dediğimiz kavramları konuşmuşuz. Sonra en son size bir kural yazmışımdır, bir takım kurallar yazmışımdır. Asitlik kuvvetlerini karşılaştırabilmeniz amacıyla. Şimdi bugün de ne yapalım diye düşündüm. Bu asitle bazı ayrı ayrı inceledik. Şimdi bir de asitlerle bazları birbirleriyle karıştırarak karışımın, yani çözeltinin pH'ı ne olacak, bunu konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunu da şöyle bir yan başlıkla ifade edelim. Şey desinler, kuvvetli asit, kuvvetli baz. İkisi de kuvvetli olsun. Kuvvetli asit baz çözeltilerinin karıştırılması. Burası bizim en önemli yerlerimizden birisidir arkadaşlar. Soru olarak da en çok karşımıza gelen yerlerden birisidir. Şimdi biz nötralleşme tepkimelerini tanıdık. Asitle baz tepkimeye girer, tuz artı su oluşur diye. Bu nötralleşme tepkimelerindeki net iyon denklemlerini yazabiliyoruz. Nasıl yazıyoruz net iyon denklemlerini? Asitten gelen H artı iyonu ile bazdan gelen OH iyonu tepkimeye girerek neyi oluşturacaklardır? Suyu oluşturacaklar. Bir, nötralleşme tepkimesindeki net iyon denklemi. İşte burada yapacağımız şey aslında buradaki problemi çözebilmek arkadaşlar. Tepkimedeki katsayılar molleri ifade ediyor. Yani ben şunu anlıyor muyum? Net iyon denkleminde 1 mol H artı iyonu ile en fazla 1 mol OH eksi iyonu tepkimeye girerler ve neyi oluştururlar? Suyu oluştururlar. Yani bunların mol sayıları eşit ise tepkimede artan madde olmayacaktır. Mol sayıları farklı olursa tepkimede artan madde olacaktır. İşte ben bu tarz soruları çözerken bu tepkimeyi çözmeye çalışacağım. O yüzden görevimiz şu olsun. Bir asitle baz karıştırıldığında ortamın pH'ını soruyorlarsa önce asitten gelen H artının mol sayısını bulacağım. Sonra bazdan gelen OH'ın mol sayısını bulacağım. Bulduğum sayıları karşılaştıracağım. Eğer ki bu ikisi birbirlerine eşit gelir ise, buldum ayrı ayrı, eşit buldum, o zaman bu tepkimede artan madde olmaz. Artan madde yok. Birbirlerine tamamen ne yapmış oldular arkadaşlar? Nötralleştirmiş oldular. O yüzden bu ikisi birbirlerine eşit olduğu zaman çözelti. Karıştırdığımız zamanki çözelti. Çözelti yerine ortamda diyebilirim. Nasıl bir ortam olacaktır? Nötr ortam olacaktır. Nötr olduğuna göre pH değerimiz de ne olacaktır? Tam olarak 7 olacaktır. Tabii oda sıcaklığında yaptığım şeyler. Peki, şöyle bir olasılık daha var mı? H artının mol sayısı hesapladım. OH'ın mol sayısını hesapladım. H artının mol sayısı OH'ın mol sayısından büyük gelebilir. O zaman sanırım bu tepkimede artan madde olacak. Atıyorum. 2 mol H artıyla 1 mol OH bulduysak o zaman artan madde kimden olacaktır? H artıdan. Onun mol sayısı daha büyük olduğunda. Eğer böyleyse dedim artan madde vardır. Hatta kimdir? H artıdır. Artan H artı olduğuna göre
çözelti, yani ortam, nasıl bir ortam olacaktır arkadaşlar? H+ iyonu geldiği için asidik bir ortam olacaktır. Asidik bir ortam olduğuna göre pH değeriniz de 7'den küçük gelmektir. Bir olasılık daha var sanırım. O da nedir? OH'ın mol sayısı büyük çıkabilir H+'dan. O zaman artan madde OH eksi iyon oldu. O zaman çözelti, yani ortam nasıl bir ortam olacaktır? Basit. Bazik olduğuna göre pH değerimiz de 7'den büyük gelmektir. İşte bizim buradaki görevimiz bu olacak arkadaşlar. Şuradaki mol sayılarını hesaplayacağız. Ortamın pH değerlerini bulmaya çalışacağız. 7'den büyük kaç oldu? Onu da hesaplayacağım. 7'den küçük kaç oldu? Onu da hesaplayabileceğim. Peki. Şu mol sayılarını hesaplarken ne yapayım? Bizim bildiğimiz mol hesaplama formülleri ne olabilir? Bir kere derişimlerden gidiyoruz. Hep çözeltilerden bahsettiğimiz için. Molarite eşittir M bölü V. Buradan molü çekersem ne gelecektir arkadaşlar? M çarpı V. Yani bir çözeltideki çözünen maddenin mol sayısını onun derişimiyle hacmine çarparak hesaplayabilirim. Veya gramdan da mol hesaplayabiliyoruz galiba. N eşittir M bölü MA. Tamamen verilere göre karar vermenizi isteyeceğiz. Derişim ve hacim verdiyse buradan hesaplarsınız. Gramını verdiyse de buradan hesaplayabilirsiniz. Bir de bana asitin veya bazın mol sayısı lazım olmayacak. Bana asitteki H+'nın mol sayısı, bazdaki OH'ın mol sayısı lazım olacak. Bununla iyonlaştırmakla uğraşmayalım diye tesir değerliği diye ifade edeceğiz. Asitin tesir değerliği diyeceğiz. Her seferinde de böyle uzun uzun yazmak yerine TDA şeklinde kısaltalım. Bir asitin tesir değerliğini hesaplamak için suya attığımızdaki verdiği H+ sayısına bakabiliriz. Suda çözündüğündeki H+ sayısı. Aynı şekilde bazın tesir değerliği de lazım olacaktır. Yine bazın tesir değerliği diye uzun uzun yazmak yerine TDB dedim. Bazın da suya attığı zaman verdiği OH sayısı bana tesir değerliğini söylesin arkadaşlar. Şimdi bu formüllerden yardım alarak H+'nın mol sayısını hesaplamak için. Baktınız, derişim ve hacmini vermişler. O zaman asitin derişimiyle asitin hacmini çarptım. Asitin mol sayısını bulmuş oldum. Ama bana ne lazım dedik? H+. İşte bunu tesir değerliğiyle çarpıverirseniz H+'nın mol sayısını bulmuş olursunuz. Bazen de asitin kütlesini verirler. O zaman da ne yaparsınız? Asitin kütlesini MA'sına böldünüz. Asitin mol sayısı. Yine tesir değerliğiyle çarparak da bunu hesaplayabildiniz. Aynı şeyi OH için de yapalım. OH'ın mol sayısını hesaplamak için bazın derişimi çarpı bazın hacmi tesir değerliği baz. Veya gram verdilerse M bölü MA çarpı tesir değerliği baz şeklinde. Bu ikisini hesaplayarak burada yapmaya çalıştığımız işlemleri yapabilirsiniz dağıtıkta. Bu da kullanacağımız hesaplamalardaki İkinci formül çerçevemiz oldu. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de. Şimdi biz bu dengede falan, diğer işlediğimiz asit bazlarda falan hep moleriteden gittik ya hep.
Evet. Burada neden hep molü çektik ki? Çünkü burada bir kimyasal tepkime gerçekleştireceğim ya, tepkime problemi gibi yapacağım. Bu tepkimedeki artan maddenin mol sayısını bulacağım. Oradan tekrar şu pH 7'den küçüktür dedik ya mesela. Onu hesaplamak için tekrar derişime geri dönmüş olacağım. Yani önce kimden kaç mol harcayayım, artan maddeyi göreyim. O şekilde yaptım. Yani isterseniz şöyle de yapabilirsiniz hiç mole geçmeden. Hani önceki hacmiyle sonraki hacminden derişimini de bulabilirsiniz. M1 V1 eşittir M2 V2 şeklinde de bulabilirsiniz ama o biraz daha ortalığı karıştırıyor. O yüzden bence öneririm hani daha net olmak için mol sayılarından yapabilirsiniz. Anladım hocam, sağ olun. Ama yani hacim değiştiği için derişimi değişecek. Önce bir onu hesaplayıp oradan da tepkime yapabilirsiniz aslında yanlış bir şey olmaz. Ama bu biraz daha net cevaplar verecektir size. Tamam hocam. Tamam. Evet, şimdi ben kullanacağım formüllerimi nasıl yapacağımı şöyle bir gösterdim. Şimdi bunları sorular üzerinde kullanmaya çalışalım. Söylediklerimizi nasıl kullanacağız? Bunları ifade etmeye çalışayım. Şöyle bir örnek diyelim. Bana şey vermiş ilk önce. 200 mililitre 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar potasyum hidroksit çözeltisi ile mililitre 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar sülfürik asit çözeltisi 25 santigrat derecede karıştırılıyor. Çözeltinin burada ortamın da diyebilirler aynı şey arkadaşlar. Ortamın pH eşittir soru işareti diye. Evet, dediğim gibi bugüne kadar ilk önce baz için çalıştık. Asit için çalıştık. İkisini birden karıştırdım. Bu karışımın pH'ını hesaplamaya çalışacağım. Şimdi görelimi hatırladım. Ne dedim? Bir asitle bir bazı karıştırdığıma göre dedim. Görevim H artının mol sayısını ve OH'ın mol sayısını hesaplamak. H artının mol sayısı. Size asitin derişim ve hacmini vermişler. O zaman dediniz ki asitin hacmiyle asitin derişimini çarptım. Asidin mol sayısını hesapladım. Ama bana lazım olan H artı. O zaman tesir değeriyle çarp. Hemen sayıları yerleştirelim. Asitimizin derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Asitimizin hacmi 100 mililitre. Litreye çevirmem gerektiğini hatırladım. 0,1. Tesir değerli kaç tane hidrojen iyonu bıraktı? 2. O zaman sülfürik asitin tesir değerli 2'ymişti. İşlemimi yaptım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olarak buldum. H artının mol sayısını buldum. Sen bir kenarda bekle dedim. Sonra OH'ın mol sayısını hesapladım. Yine baktım. Bazın derişim ve hacmini verdikleri için M baz, V baz. Bazın mol sayısı beni ilgilendirmiyor. OH lazım olduğu için tesir değeriyle çarptım. Yine derişim 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hacmini ne kadar vermiş? 200 mililitre 0,2. Tesir değerliğimiz bir tane OH iyonu bıraktığı için birdir dedik. Yine buradan işlem yaptığımda 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olarak bulmuş oldum. Buradaki mol sayıları hemen karşılaştırdım bulduklarıma. H artıyla OH'ın mol sayısı eşit geldi. Demek ki bu ikisi birbirlerini tamamen ne yapmışlar?
nötralleştirmişler. Böyle olduğunda nasıl ortam demiştik? Nötr ortam. Evet, ortam olduğuna göre de işte bu kadar basit bir şekilde bulacağız. Ha, pOH'ını sormuş olsaydık toplamlarının kaç olduğunu bildim. 14. O zaman pOH'ınız da 7 olacaktır diyebilirim. Tam nötr ortam. Var mı sıkıntı? Hemen bir örnek daha yazdım. Sessizlik o litre. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar hidroklorik asit çözeltisi ile mililitre 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar sodyum hidroksit çözeltisi 25 santigrat derecede karıştırılıyor. Bazen soruları çözerken kitaplarda 25'i unutuveriyorlar, yazmıyorlar. Aksi belirtilmediği sürece 25 olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, karışımın pH eşittir soru işareti. Bunu bulmaya çalışacağım. Evet, soruyu okudum. Yine bir asit ile bir bazın karıştırıldığını gördüm. Hemen görevimi yerine getirdim. Yani H artının mol sayısını hesapladım. Derişim ve hacim verildiği için yine asitin derişimi, asitin hacmi, tesir değerliği. Asitimizin derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. Asitimizin hacmi 0,2. Tesir değerliği 1. Kaç geldi? Şurası 1 geldi galiba. 10 üzeri eksi 5. Değil mi? Mol olarak H artının mol sayısını bulmuş olduk arkadaşlar. Sonra OH'ın mol sayısını hesapladım. Yine bazın derişim ve hacmini verdikleri için M baz, B baz, tesir değerliği baz. Bazın derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bazın hacmi 0,1. Tesir değerliği 1. Buradan da ne gelmiş oldu? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol. Evet, görevimi yerine getirdim. H artıyla OH'ın mol sayılarını buldum. Şimdi karşılaştırma zamanı. Gördük ki OH'ın mol sayısı büyüktür H artının mol sayısı. O zaman nasıl bir karışım var? Ortam nasıl arkadaşlar? Basit. Yani pH'ımız 7'den ne olacak? Büyük gelecek. De bana tam olarak değerini sormuş. Kaç olacak demiş. Bunu hesaplamaya çalışacağım. Şimdi demiştim ya bunlar birbirleriyle ne yapacaklar? Tepkimeye girecekler. OH'ın mol sayısı daha büyük olduğu için artan kimden olacak arkadaşlar? OH iyonunda. İşte ben şimdi artan OH'ın derişimini hesaplıyorum. Derişim demek mol bölü hacim demek. OH'ın mol sayısı ne kadar arttı? Elimizdeki 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'in 10 üzeri eksi 5 kadarını nötralleştirdi. Tamamen yok etti. O zaman artan madde 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Hatta önce formül olarak yazayım da kelime olarak sonra nereden geldi diye düşünmeyin. OH'ın mol sayısından H artının mol sayısını çıkartarak artan OH'ın mol sayısını buldum. Böyle hacimde ne olacaktır? Toplam hacim. İşte pH'ı hesaplamak için artan maddenin mol sayısını toplam hacme bölebilirsiniz. H
Hadi hesaplayalım. OH'ın derişimi. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten 10 üzeri eksi 5'i çıkarttım. Toplam hacmimiz 200 artı 100'den 300 oldu galiba. Yani 0,3 litre. O zaman OH derişimimiz 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buradan da 10 üzeri eksi 4 molar olarak bulmuş olduk. Evet, 10 üzeri eksi 4 molar olduğuna göre OH derişiminiz. POH'ınız kaç gelir arkadaşlar? 4. PH'ınız yine toplamlarının 14 olmasını istediğimiz için 10 olarak bulmuş olduk. İşte demiştik ya 7'den büyüktür. Şimdi 7'den ne kadar daha büyük olduğunu bulmuş olduk. Var mı anlaşılmayan bir yer? Evet, önemli sorularımdan birisi arkadaşlar. O yüzden iyice sindirerek yapmaya çalıştım. İsterseniz bir tane daha deneyelim. Hatta bu sefer şey yapayım. Size çözeltinin pH'ını vereyim. Başlangıç değerlerinden birini bulmaya çalışalım. Bir şey söyler miyim hocam? Tabii. 25 santigrat derece değil de daha yüksek veya daha düşük deseydi nasıl yapacaktık? Nasıl yapacaktık? Sadece böyle 25 gibi bulacaktım ama cevabımın 10 olmadığını söyleyebilecektim. Çünkü biz size 25 santigrat derece dışındaki K suları ezberletmiyoruz. Hani 10'dan büyüktür, küçüktür diye ifade ettiriyoruz. O yüzden 30 santigrat derece dediği zaman endotermik de hatırlarsanız suyun otoiyonizasyonu değerler ne olacaktır? Büyüyecektir. pH'ımız 10'dan büyüktür diyebilecektik. Başka hiçbir şekilde işlem yaptırtamayız. Yakın değerler bulacaktık yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Hani şimdiye kadar da öyle bir soru örneğiyle hani bu nötralleşmelerde en azından karşılaşmadık. Evet, şöyle yapalım demiştim. Tarzım aynı olacak, verileri değiştireceğim. Diyeceğim ki, 1 molar 500 santimetre küp HCl çözeltisi ile mililitre. Yok öyle demeyeyim pardon. 1 molar 500'ün çözeltisi ile x molar diyeyim. 500 santimetre küp sodyum hidroksit çözeltisi santigrat derecede karıştırıldığında çözeltinin pH eşittir 1 oluyor. Biraz önce biz bulmuştuk. İkisini karıştırıp pH'i bulmuştuk. Şimdi kendisi söylemiş. Neyi soracağım buradan? X kaç molardır diye ona soracağım. Evet, yine sorumu okudum. Değişen bir şey yok. Yine bir asitle bir bazın karıştırılmasından bahsediyor. O zaman görevime başladım. H artının mol sayısı. Asitin derişimi, asitin hacmi, tesir değerli. Derişimini 1 vermiş. 500 santimetre küp mililitre demekti galiba. O zaman kaç litre olacaktır? 0,5. Tesir değerliğimiz 1. 0,5 mol olduğunu bul. Yine sen bir kenarda bul dedim. Dur dedim. OH'ın mol sayısını hesaplayacağım. Bazın derişimi çarpı bazın hacmi çarpı tesir değerliği. Evet bu sefer bazın derişimini bilmiyorum x kadar. Hacmim 0,5, tesir değerliğim 1.
Mol sayısı ne gelecektir? 0, 5, x mol gelecek. Şimdi karşılaştırabilecek durumda mıyız? Hayır. Çünkü burada x gibi bir bilinmeyen var. Kim kimden daha büyük acaba? H artı mı daha büyük? OH mı daha büyük? Hemen soru köküne baktım. Karıştırıldıktan sonra çözeltinin pH'ının kaç olduğunu söylemiş? 1. pH diyelim. 7'den küçük. pH 7'den küçük ise demiştik. Ortam, çözelti nasıl bir çözelti olacaktır? Asit. O zaman artan kimden olmuş arkadaşlar? Sanırım H artı. Hatta artan H artının derişimini bile söyleyebilirim. Kimin eksi logaritmasını alırsam 1 olacaktır. 10 üzeri eksi 1 mol. İşte bu şekilde size bir bilinmeyen verirse karışımdan önceki hemen soru kökündeki pH'tan karar verin. Atıyorum çözeltinin pH'ı 8 oluyor deseydi o zaman 7'den büyük olduğu için çözelti bazik derdim. Artan kimden olmuş olurdu? OH iyonundan olmuş olurdu. Öyle kendime ipucumu çıkarttım. O zaman başlayalım. Artan H artının derişimi. Kimden kimi çıkartacağız dedik. H artının mol sayısından OH'ın mol sayısı. Bölü toplam. Evet, bu sefer artan H artıyı bildiğime göre 10 üzeri eksi 1 miymiş derişimiz? Eşittir. H artının mol sayısı 0,5. OH'ın mol sayısı 0,5x. Bölü toplam hacmimiz 500'den 1000, yani 1 litre gelmiş oldu. O zaman 0,1 eşittir 0,5 eksi 0,5x. Bunu bu tarafa attım. 0,5x 0,4 oldu. X eşittir 4 bölü 5. O da ne yapacaktır? 0,8 mol. Neymiş bazın başlangıçtaki derişimi? 0,8 molarmış diye bulmuş olduk arkadaşlar. Evet, 3 örnek yaptım. 3'ünde de aynı şeyleri yaptığımı sanırım gördünüz. H artının mol sayısını bul, OH'ın mol sayısını bul. Artan maddeye göre de ortamın çözeltinin pH'ını hesapla şeklinde sorularımızı çöze. Hocam ben bir şey anlamadım da. Öyle hayat. Hani burada pH'i 1 dedik. Ona göre asidik ve artanın H artının arttığını çok bağdaştıramadım. Çünkü şöyle, hani pH 1 oldu demiş ya, o zaman çözeltinin pH'i 7'den küçük olduğuna göre nasıl bir çözelti olması lazım? Evet. Asidik. Asidik olduğuna göre artan madde H artı mı olmalı, OH mı olmalı? H artı olmalı. Tamam. Tamam. Kendin cevapladın. Tamam. Ben sordum, sen cevapladın. pH'i de 1 olduğuna göre o zaman H artının derişimi de kaçmış? 10 üzeri eksi 1'miş. Tamam mı hayatım? Tamam hocam. Tamam. Harika. Dediğim gibi şu karışımın pH'ine göre pH 7'den büyük gelmiş olsaydı o zaman da artan madde kimden olmuş olacaktı? OH'dan. Ona siz karar veriyorsunuz. Verilen pH değerine bakarak. Bir de şöyle soru tarzıyla çok karşılaşırız. Hep bana soru olarak da döner onlar arkadaşlar. O yüzden şöyle bir örnek olarak bulunsun defterinizde. Bir karşılaştırma sorusu gibi diye düşünebilirsiniz. Şey desin. Eşit derişimli ve hacimli sodyum hidroksit sülfürik asit ve sodyum sülfat çözeltileri karıştırılıyor. İyon derişimlerini karşılaştırınız.
O genelde yargı olarak veriyor. Kim kimden büyüktür, eşittir diye. Diyor derişim birini. Şöyle soru işareti değil. Şimdi elinizde 3 tane çözelti var. Sodyum hidroksit, sülfürik asit ve sodyum sülfat. Bana buradaki iyonların derişimlerini sormuş. Peki, önce bu üçünün derişim ve hacimleri aynı olduğuna göre kesinlikle nelerinin aynı olması lazım arkadaşlar? Mol sayılarının aynı olması lazım. Üçünün de mol sayıları eşitmiş. Hepsi de n mol olsun. Hadi sodyum hidroksiti ayıralım. Size sodyum iyonu ile OH iyonunu bıraktı. Buna kaç mol olsun dedik? N mol. O zaman sodyumun da mol sayısı N, OH'ın da mol sayısı N. Bu kalsı bir kenarda. Sonra sülfürik asite bakalım. Yine onu attık suyun içine. 2 tane H artı ile SO4 2 eksi. Eşitlediğimize göre bu da N mol oldu. 1'e 2 olduğu için H artım 2N. Sülfatım da N kadar geldi. Bir üçüncü karıştırdığımdan hangi iyonlar gelecek? Sodyum sülfattan 2 tane sodyum ve 1 tane sülfat. Bu da N mol oldu. Sodyum 2N, sülfatımız da N mol olmuş oldu. Ve her birinin mol sayısını buldum iyonların. Derişimler için toplam hacme böleceğim. Hepsini aynı böldüğüm için molleri derişim gibi kabul edebilirim diye düşün. Şimdi başlayalım. Sodyumdan başlayabilirim. Sülfattan başlayabilirim. Ama önce bir şey dikkatimi çekti. Ortamda asitten gelen H artı iyonu var. Bir de bazdan gelen OH iyonu var. Eğer bir ortamda H artı ve OH iyonları varsa bunlar hiçbir şekilde ayrı ayrı kalamazlar. Hemencecik bir tepkimeye girecekler. O yüzden H artıyla OH iyonlarının suyu oluşturmak üzere tepkimesine yazdı. Tepkimeye girdiği için mol sayıları da ne yapacaktır? Değişecektir. O zaman bu 2N molle girdi, bu N molle girdi. Kim daha büyük arkadaşlar? H artı. O zaman artan maddeniz N'e N olduğuna göre H artı olmuştur. OH iyonu bitmiştir. Şimdi hadi iyon derişimlerini yazmaya çalışalım. Sodyumunki. Şimdi buradan N geldi. Buradan da 2N geldi. 3N. Sülfatınki. Onlar hiç tepkimeye girmiyorlar. Seyirci iyon diyoruz ya onlara da. N buradan, N buradan 2N geldi. H artının derişimi artan N kadar kaldı. 2N değil dikkat edin. N. OH iyonu tepkimeye girdiği için ne yaptı? Bitti. O zaman herhangi bir şekilde derişimi de kalmamıştır. İşte bu değerlere göre karşılaştırmalarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kuvvetli asit ile kuvvetli baz karıştırıldığı zaman neler olacak? Var mı buraya kadar tekrar etmemi istediğiniz bir şey? Galiba yok. O zaman ne yapalım? Bir de bu ikisini, yani asit ve bazı karıştırdığımız zaman burada yaptığımız olayları size titrasyon dediğimiz titrasyon eğrileri deneyi şeklinde de yaptırtmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden hemencecik bir de titrasyon olayından bahsetmeye başlayalım. Acaba bahsetmesek mi onu öbür dersimize mi bıraksak diye düşündüm de çok az vaktimiz kalmış, ortada kalmasın. İsterseniz bir tane daha şununla ilgili hemen soru bulabilirsem soru da çözelim sizinle. Titrasyonu haftaya bırakayım. Ya yani öbür derse bırakayım daha doğrusu.
60 gram kütlece %40'lık sodyum hidroksit çözeltisi ile mililitre sülfürik asit çözeltisinden çözeltisinin kaç moları karıştırılırsa çözeltinin 25 santigrat derecede pH eşittir 7 olur. Sodyum hidroksitinde sanırım emasına ihtiyacım var. Evet, yine karıştırıldıktan sonra pH'ını vermişiz size. pH'ın 7 olması için tamamen normalleri lazım birbirlerine nötralleştirmeleri lazım. Tamamen nötralleşme. Tamamen nötralleşmenin olması için de isteğim H artıyla OH'ın mol sayılarının eşit olması. Zor mudur? O zaman başlayalım mol hesaplamaya. Önce sodyum hidroksitin kütlesini vermişiz. 60 gramlık çözelti %40'lık olduğuna göre önce 60'ın bir %40'ını bulsam elinizde 24 gram ne olduğunu gördünüz? Sodyum hidroksit. OH'ın mol sayısını hesaplıyorum. Bu sefer gram var mı? O zaman M bölü EMA. Bazın mol sayısını buldum. Çarpı tesir değerli baz. 24 gram. EMA'sını kaç vermiştik? 40. Tesir değerliğimiz de 1. 4'e böldüm. 0,6 mol. Sen bir kenarda bul dedim. Dur dedim. H artının mol sayısını hesaplayacağım. Onun mililitre ve derişim bilgileri var. O zaman onun mol sayısını hesaplamak için asitin derişimi çarpı asitin hacmi çarpı tesir değerli. Derişimini bilmiyorum, onu arıyorum. Hacmimiz 100 mililitre yani 0,1 litre. Tesir değerliğimizin de kaç olduğunu gördünüz? 2. O zaman 0,2 x mol olarak da bunu bulduk. Neye karar vermiştik? Tam nötralleşmenin olması için bu ikisi birbirlerine ne olmalıydı? Eşit. O zaman 0,6 eşittir. 0,2 x olduğuna göre x neymiş arkadaşlar? 3'müş dedik. O zaman 3 molar H2SO4 çözeltisi karıştırmam gerekecektir. Böylece bir tane de gramlı örneğimiz bulunmuş oldu. Evet, bu şekilde asit baz karışımlarıyla ilgili çalışmalarımızı yapmış olduk arkadaşlar. O zaman perşembe gününe devam edecek şekilde bir aramızı verebiliriz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Görüşürüz.